içmemişim olmaz. Ben yuvayı de... kanan yuvası olmaz. Yok kesinlikle. Enerjisi banaysa ben alırım. Bencesem alırım. Alırım dedim. Yani ama onun da et şeyi olacak. Allah bilin alsın ben almam. Ben yok hiç muhatap olmam yani. Böyle hiç tanımadıkları kızları ekleyip like'lıyorlar ya böyle. Daha sonra görüyorum benim karşıma çıkıyor onlar. Neden yani? Neden? İlgisizliğin de direkt yani çıkarmaya lazım. Yani kendi salmasından ilk tanıdığım hali gibi kalmaması, değişmesi beni soğuttu. Yani o özenmeme. Benim çok hoşlandığım şeyler, hareketler değil mi böyle şeyler? Ben isterim gelsin, beni kendisi alsın. Neydi o şoför göndereyim falan. Yani bu hani şey duruyor. Bu yal dizisi orada ifade. Evet. Ayağında şey yapar gibi, sipariş gibi. Yok hayır, gelmemiz kesinlikle bende eksik. Yani ama şöyle düşünürüm ardından. Ya sürpriz yapıyor olabilir yani. Beni kendi aldırıp eğer öyle bir şey arkasında varsa olayım. Ha için, olur tabii. Okay, ama kendi gelmiyor, yok yemeğe geçmiş, oturmuş falan. Hayırdır ya. Şşş, oh, arkadaşım bir baksana buraya. Evet. Çok daha sonlara kaba davranırsam orada soğumaya başlarım ben açıkçası. Benim çabada kalkar giderim ben. Da yapay geliyor bana. Çok samimi olmaya çalışıyor. Hani sırf artık klişe olmuş bir şey ya bu. Diyorlar iyi davranın erkekler, kibar erkekler bu şekilde davranır diye. Onu da bir abartıya giriyorlar ya, o da bana itici geliyor. Evet çünkü özünü görmek evet, isterim yani. Bugün çok kibar, hadi bir ay olmuş ilişki, bir ay sonra adamın içinden bir hanzo çıkıyor. Var mı ya zamanla kendi şanlısı? Küçük, o bir baktım ona. Evet, evet, evet. Hiç sevmem yani, biz samimi olmalıyız. Bana bir sula falan. Bak mesela yaylarda da vardı bence his gücü. Tabii tabii. Yengeçte de çok ben direkt anlarım yani. Bir insan rol mü yapıyor, rol yapmıyor mu? Ama da... çok iyiler de var, anlayamıyorsun onları. Çünkü onlar artık kendilerini bile öyle zannediyor. Canım sonra işte kızı buluyor, iyi öğreniyorsun ama. Bak şimdi beni boyut, o kendini öyle zannediyor. Aslında öyle değil. Ama o kendi bile farkında değil yani. Evet. O işte en tehlikeli. Narsist erkekler. Evet. Narsist erkeklere hariç. Yaptırılır, kalbi temiz olsun. Ya şey, dişi şekilleri bozuk olunca bana sempatik bile geliyor ama evet. Böyle rengi böyle bezli olmaması. Değil mi? Külük gibi de geliyor. Evet, koku. Koku, koku, koku. Hocam bazı insanlar gerçekten kokuyorlar yani. Bu doğuştan bir şey. Kok, ne yapar? Bazı insanların... Ter kokusu bile kokmuyor bu arada. Evet. Öyle tipler de var. Ama sana da kokmuyor olabilir. O iki insanın arasındaki galiba o şeyle alakalı. Ter uyumuyla alakalı evet, değil mi? Evet, tabii tabii. Diyordum. Evet. Adalar ve vapur. Bu konu. Adalara, adalara. Bu arada çakralarım açılsın diye bana şey yakmanız. Tabii tabii. Tütsü. Tütsüyü bulamadım. Birazdan daha başlıyormuşum burada meditasyonla. Sonra baby, biz koştur koştur Anadolu tarafından Avrupa'ya geçeceğiz işte, sizinle görüşeceğiz. Ondan sonra biz vapura bindik ama sormadık. Ben önden gidiyorum diye, ben biliyorum zannetmiş. Hayır, bir, öyle bir özgüvenle vapura doğru gidiyor ki vapuru kendi kiralamış, sanki sadece onu bekliyorlar. Ne zaman gidecekmiş. Ama hiç baksana topuklu var. Vapuru gördüm ve ben zaten hani vapuru da kullanmıyorum, peki toplu taşıma da kullanmıyorum. Vapuru gördük ve sadece kafamız karşı tarafa evet, geçmekte anladın mı? Sen karşı de bakmıyorsun bir de. Ben onun özgüveniyle takip ettim onu. Sonra olay yani... Gözünü görmediğin yer adalarda açtık gözümüz çünkü vapur adalara gidiyormuş yani. Büyük adalara gittik, büyük doldurmaydık. Hocam benim kızlar nerede, onlar adalara gitmiş orada. Hocam çok sinirlendiniz mi bizi o gün? Evet. Yok gayet sakindi yani. İçten içe belki fırtına var, kopuyor olabilirim. Ben de taksi bulamadım zaten. Evet. Allah sizlere razı olsun, iyi ki adalara gitmişsiniz. Geç, geç kalmışsınız. Sen de bir tek ben de batacaktım. Hep birlikte sıçtık yani. Bu kadar yapmamıştın. Küfür edebiliyor muyuz? Şey, sen de göt altına gittin, ben de göt altına gittim. Beraber. Sonra turşu hikayesi var. Siz bizi bekliyorsunuz. İki adalı olarak. Aynen, Adana. Zaten bunu biliyoruz ya. Direkt dedi ki, turşu diye gönderdim.
Ya ekşi ekşi böyle sunusla ağzımızı sunarak paketten atladık ondan sonra. Turşu suyu yanına sicil ediyor. Siz gerçekten turşu suyu içmeye mi gideceksiniz? Adam sinema yani okuyanları verdi. Turşu suyu içmeye. Turşu suyunu ki. Arkadaşlar mesaj atıyor bana ne yapıyorsun falan adalardaymışsın. Ben de çalışıyorum dedim ya hani bugün toplantım vardı gideceğim. Arkadaşım bana mesaj atıyor siz adalardasın falan. Ben de adalar yanlışlıkla geldim kayboldum. Adalara nasıl yanlışlıkla gidilebilir falan oldu böyle. İki tane biz de senin gerizekalı. Bakmadı kalkıyorum ya. Teşekkür ederim. Ben de öyleyim ki. Ben Genco Erkan'ı sadece alkışlamaya gittim. Yaz yazmışsın. Çünkü arkadaşımla gidecektim. Motorla bana dedi ki Marmaray'da burada indir tamam mı? Hemen dedi 2 dakika yürüme mesafesi. Ben indim ama Caddebostan yazıyor. Tamam ben bunu bir de görüyorum yani. O beni Bostancı'da indiriyor ama ben karşı hiç bilmiyorum. Ve 17 dakikada beni oradan aldı bir de oraya gittik. Adam 15 dakika bir alkışlamaya girdim gibi oldu tiyatrosuna. Ya ben de aynısını yapıyorum. Sen de bir baktın emin oldun. Ya, ya aklımız o kadar havada ki. Arkadaş kurban oluyor. Hepimizi yapıyoruz. Evde var sıfır sonra. Genç Erkan ayakta alkışlamaya kadar karşıya cadde basına gittim. Hiçbir şey izleyemedim. Kendimi çok sevdiğim sanatçı. Ben bayram olarak çok kötüyüm izlediğim için Ayşe kötü falan. Yabancı da izlemiyorum. Sadece belgesel. Hani oyuncuyum dur ama hiç izlemiyorum. Ben kendi çıkınca izliyorum. En son izlediğiniz film mesela hatırladım. Ne izledim? Geçen gün bir şey izledim ya. Asla hepsi birbirine göre hatırlamıyorum. Yasak Elma'dan konuşabilir sevdiğin. Yani tamam yasak elmalar aşkın... Berat mıydı? Berat diye bir film izledim. Şey vardı, Aşkın Tarifi diye bir film vardı. İzlediniz mi onu? Türk mü? Evet Türk. Kimler oynuyor? Genelde yabancı izliyorum. Cebimdeki yabancı filmi evet, çok konuşuyor. Çok iyi. Tamam. Evet. Öyle bağlı. Cebimdeki yabancı filmi tartışalım bence. Tamam. Hepiniz izlediniz değil mi onu? Ne düşünüyorsunuz o filmi? Ben çok Avrupa'yı bir yapım olduğunu düşünüyorum. Bence. Dekoru, kastı, her şey yani konusunu geçtim, işleyişini, kurgusunu falan geçtim. Oyuncular her anlamda evet bence. Oyuncular, ekip bence çok iyiydi. Yani evet. Tam bir şey olmuştu, işleşme. Yani her şey çok iyiydi, ayrı ayrı çok şöyle iyiydi. Şöyle bir şey söyleyeyim de, siz mesela çift arkadaşlarınızla birlikte bir masada oynar mısınız? Aa. Zor. Bilmiyorum çok zor. Oynarım. Ben ama oynarım. Olayın altında mı neler çıkıyor? Ben de oynarım bu arada. Bu da Mehtacı Mehtacı. Ya şans işte. Şans bugün Cefa senden yana ben. Baby. Hayır. Oradan gidiyorum ben. Onlar konuştuk. Burada var mı? Bir kez daha biz yapıyoruz. Çünkü daha kazanan belli değil. Tamam. Ama biz kaybettik. Hayır. İzlerim benden birisi. Eleniyorum. Anladım. İkimizden birisi elenir bir şey olacak. Oyun çıkartan sensin aşkım. O yüzden tamam. Böyleyse hadi bakalım. Sen başla. Yani böyle yasınca oluyor galiba. Kopya çekeceğim birazcık. Şey be aşkım senin oğlum. Yapamadım ya şu an. Omuz attım anladın mı? O neydi ya? Bora gidelim. Umarım ben atarım. Aşkım trip atarken daha. Hadi hadi. Link atıyorum. Sabaha kadar atamazlarsa ne olacak? Ben bu kızı yiyorum ama hocam. Ben atarım. Atayım, lütfen atayım. Al.